hastalık ilk başladığında biz çocukların hasta bile olmadığını düşünüyorduk. Öyle dediler Çin'de ilk çıktığında, ama sonra fark ettik ki çocuklar da hasta oluyor. Özellikle İtalya'da salgın başladığında çocukların çok da az hastalanmadığını ve ciddi de geçirebildiklerini gördük. Çocuklar hastalığı geçiriyorlar. Çocuklar hastalığı taşıyorlar mı? İşte ondan emin değiliz. İki farklı düşünce var. Çocuk indeks vaka olmuyor, çocuğa bir yetişkinden geçiyor. Ya okuldaki öğretmeninden ya da evdeki aile bireylerinden ona geçiyor. Çocuktan çocuğa bulaş ya da çocuktan yetişkine bulaş daha nadir gözüküyor demişler. Ve bu yönde hazırlıklarını yapmaya karar vermişler. Bunun için de uyarıları şu: bir kere bir araya gelen çocuk sayısını kısıtlı tutun okulda. Aynı saatlerde teneffüse çıkmamalarını sağlayın. Aynı kohort dediğimiz aynı tip çocukların, aynı özellikteki çocukların bir arada olmasını ve az sayıda olmasını sağlayın. Ve teneffüse çıktıklarında da aynı grup çıksın ve birbirleriyle karışmasınlar. Hiçbir grup birbirine karışmasın. Mümkün olduğunca havalandırılabilir sınıflarda az sayıda çocukla eğitim yapmaya devam edin. Ya da yapacaksanız öyle yapın. Tercihiniz bu yönde olsun. Öğretmenlere mümkün olduğunca sık test yapın ve taşıyıcı olup olmadıklarından emin olun. Birlikte aktivite yaptırtmayın. İşte şarkı söylemek, beraber beden dersi yapmak, spor faaliyetinde bulunmak gibi aktivitelerden, oyun oynamaktan, toplu halde oyun oynamaktan mümkün olduğunca kaçının ve yaptırtmayın demişler. Özellikle şöyle söylüyorlar: 10 yaş altı grup indeks vaka olmuyor. O yüzden de 10 yaş altındaki çocukları bir araya getirmemizde, tabii bu söylediğim şartlarla, yani kalabalık olmamak şartıyla, açık havada olmak şartıyla ya da havalandırılabilir sınıflarda olmak şartıyla ve birbirleriyle mesafelerini sağlayabilmeleri şartıyla bir araya getirebilirsiniz. Fakat 10 yaşın üstündeki çocuklar yetişkin gibi kabul edilmeli ve onlara o şekilde davranılmalı diyorlar. Sınırlamayı 10 yaş olarak yapmışlar. Çocuklardan, enfeksiyonu geçiren çocuklardan, erişkinlerden ve ergenlerden numune almışlar ve hangisinde daha fazla virüs olduğuna bakmışlar. İlginç bir şekilde çocukların PCR testlerinde daha fazla, daha yüksek viral yüke sahip olduklarını görmüşler. Yani pozitifliklerinin daha yüksek olduğunu görmüşler. Ama pozitif olmaları hastalığı taşıdıkları anlamına gelmiyor. Yani bizim tespit ettiğimiz, PCR'da tespit ettiğimiz şey virüsün varlığı, virüsün RNA'sının varlığı. Ama o RNA taşıyıcı bir, yani taşınabilir bir RNA mı, virüsün bulaştırıcılığı devam ediyor mu, virüs canlı mı, ona karar vermemizi sağlamıyor. O yüzden de o çalışmanın da soru işareti bu. Çocuklar konusunda hala bütün dünyada soru işaretleri devam ediyor. Okullar açılacaksa da söylediğim kurallar şeklinde açılması gerekiyor. Az sayıda çocuk, mümkün olduğunca havalandırılması, aktivitelerin mümkün olduğunca kısıtlanması, bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmesi, yani mesafenin sağlanması ya da işte maskeye mutlaka takılması, el hijyeninin mutlaka çocuklara hatırlatılması ve öğretilmesi, sık el hijyenini sağlayabilecekleri ortamların sağlanması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık şekilde testten geçirilmesi. Virüs ortaya çıktığı andan itibaren ilk korumayı aldığımız insanlar çocuklar oldu. Çocuklar olduğu için çocuklarla ilgili önümüzde bir bilinmez var. Onların başına ne geleceğinden çok da emin olamıyoruz. Bir araya getirmedik ki onları. Onlar hep okulu bıraktılar ve okuldan ayrı kaldılar. Yani çocuklar evde kaldıkları için aktivite yapmadılar. Spor çok yapmadılar, çok hareket etmediler, koşmadılar, hareketsiz kaldıkları için obeziteleri arttı. Obezitenin zaten virüs için risk faktörü olarak kabul edildiğini biliyoruz. Çocuklar obezse çok korunamayabilirler. Biz okullar açılsın istiyoruz. Örgün eğitim çok önemli çünkü. Yani çocuğun yüz yüze eğitimi elbette çok önemli. Ve okul açılırsa eğer çocuğun daha iyi eğitileceğinden eminiz anne baba olarak. Bizler veliler olarak, ama sağlığından emin olamıyoruz işte. Ah, ondan da keşke emin olabilsek.